Yeni Çağ TV'den mutlu hafta sonları. Haftayı elektriğe %15, doğalgaza %30 zamlarla kapattık. Akaryakıtta ise her gün zam yedik. Türkiye'nin enerji konusunu, enerji konusunda uzman bir siyasetçiyle konuşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekili ve aynı zamanda CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Ahmet Akın yayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Çok iyi yayınlar, selamlar. Teşekkürler efendim. Selam saygı bizden. Sayın Ahmet Akın, elektriğe %15 ve doğalgaza %30 zammı nasıl karşıladınız? Şimdi şöyle bir şey var. Bir kere nasıl karşıladık? Ülkede hayat pahalılığının, zamların, vatandaşımızın belini büktüğü ve AK Parti iktidarının da bunlar üzerinden milletin aklıyla alay ettiği bir noktadayız. Bakın önce onu söyleyeyim. Neden söylüyorum? Çünkü hayat o kadar bir pahalılık üst noktaya geldi ki vatandaşlarımız nezdinde yaşanan bu yanlış ekonomi politikalarının sonucunda artık insanlar Türkiye'de evlerinde, yuvalarında bırakın ay sonunu getirmeyi haftayı getiremiyor. Yani alım gücünün düşüklüğünün en yüksek noktalarındayız. Üstüne üstlük bir de hiçbir şey yokmuş gibi. Enteresan açıklamalar, işte Maliye Bakanı'nın gözlerinden ışıltılar parlar. Efendim birisi der ki işte Türkiye'de yoksulluk yok diye konuşmalar yapar. Ama gerçek, vatandaşımız evine gittiği zaman, kapısını açtığı zaman gerçeklerle karşılaşıyor. Neydi? Mutfağına giriyor, karşıda büyük bir hayat pahalı. Faturalar geliyor, ödenemez durumda. Elektrik bunlardan bir tanesi. Doğalgaz bunlardan bir tanesi. Bir de iş dünyasına bakıyoruz, sanayicimize, üreticimize bakıyoruz. İstikrar istiyor. Nedir istikrar? Önünü görebilmek. Yani bırakın öyle bir yıl, üç ay, altı ay değil. Bir gün sonra ne olacağını göremiyor. Bu da hem güvensizlik hem de yanlış politikalar sonucunda maalesef vatandaşımızı büyük bir ağır yükle karşılaştırıyor. Şimdi ortada yine bir zam var. Yeni zamlar da gelecek. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Türkiye'de özellikle AK Parti iktidarının devamlı dillendirdiği işte dünyada işte efendim petrol fiyatları yükseliyor. Tamam. Petrol fiyatları yükseliyor %35 ama zamlar geliyor %125. Ne de? Çünkü kur, Türkiye'deki TL'nin değer kaybetmesi vatandaşımıza büyük zamlarla karşı karşıya kalmasına sebep oluyor. Yani çıkıp da dünya piyasalarında bu yükseldi demek bu kimseyi aklamaz. Yanlış politikalar sonucunda ortaya çıkan kur artışı ve güvensizliğin sonucudur bu büyük zamlar. Ve bu kafa, bu anlayış, bu yönetim sistemi devam ettiği sürece yani ben söylüyordum hep 25'leri göreceğiz diye. Şimdi 30'ları görme ihtimalimiz var benzinde, mazotta. Onun için vatandaşın hayat pahalılığının ortadan kurtulması için Türkiye'de güvenilir bir ortamın yaratılması gerekiyor. Güven ortamının. İnanın. Ve bu güven ortamını sağlayacak tek şey ortada nedir? İktidarı, ülkeyi yönetenlerin güven oyu olmasıdır. Bu da seçimle eşdeğerdir. Yalnız vatandaşlarımız farkında. Gittiğimiz her yerde, her görüşmede seçim talebini istiyorlar bizden. Mesela dün İstanbul'da biliyorsunuz Ekrem Başkanımızın davası vardı, ona geldim. Oradan sonra görüşmeler yaptık, oradan ayrıldım. Balıkesir'e gittik, geldik. Yeniden dönüş yaptım ve bir toplantıya katıldım. O toplantıda üreticilerin olduğu bir toplantı, sanayicimizin, esnafımızın, çiftçimizin olduğu bir toplantı. Orada şunu dediler, biz istikrar istiyoruz. Hemen sordum, istikrar nedir size göre? Demin söylediğimi söyledi. Dedi ki önümüzü görmek istiyoruz. Biz bir güven ortamının sağlanmasını istiyoruz. Yani bizim kendi yerli üreticimiz, sanayicimiz, esnafımız, tüccarımız, imalatçımız bunu söylüyor. Yabancı yatırımcı şu anda Türkiye'ye yatırım yapmıyor. Neden? Çünkü bir güven bunalımı var maalesef. Bu güven bunalımını ortadan kaldırmak bir yeni bir seçimle olacaktır. İki, böyle saçma sapan işte gözünden ışıldılar parlayan sarayın bakanının dediği gibi. Ne diyor? Geçen hatırlarsanız. Yani bu fiyat pahalılıklarının nereden geldiğini anlatmaya çalışıyorum. Ne diyor?
İşte bizim yaptığımız politikalar efendim meyvelerini vermeye başladı. Başlayacak. Ya geçen de aynı Maliye Bakanı dedi ki efendim işte biz bu kur vadeli mevduata başlarken dedik ki bakın uyanacağız 6 ay sonra bambaşka bir Türkiye ile karşılaşacağız. E şimdi o uyanacağız dediği güne 20 gün kaldı. Hatta daha bile az. Ne olacak? Ne oluyor biliyor musunuz? Zam üstüne zam oluyor. Ve yanlış politikalarının bedelini Emre Bey'e, Ali amcamıza, efendim Ayşe teyzemize, Murat dedemize ödetmeye kimsenin hakkı yok. Yanlış politikalar, akıl mantık dışı almayan ortaya koydukları ekonomi politikaları ve ortaya çıkan sonucundaki enflasyonun neticesi budur. Hayat pahalıdır. Sebebi de AK Parti iktidarıdır. Açık net. Neden? Peki bu çünkü yaz aylarında kopmuş, milletten kopmuş bir yönetimle karşı karşıyayız. Bu da vatandaşımız hayat pahalı olarak dönüyor. Yaz aylarında enerjiye yeni zamlar bekliyor musunuz Sayın Akın? Bekliyorum. Hatta ben zam gelmeden 3 gün önce dedim ki doğalgaza zam gelecek. Dediler ki nereden çıkardın? Görüyorum. Çünkü yönetilemeyen, planlayamayan bir Türkiye var ortada. Bunun bedelini neden 85 milyon vatandaşımız ödesin? Tabii gelecek. Bakın ayrıca enflasyonu bu gidişatla 3 haneli görmeye de başlayabiliriz. Yani bunu vatandaşımıza ödetmeye kimsenin hakkı yok. Yani şimdi ülkeyi yönetenler milletin parasını babalarının parası gibi harcarken nasıl bu vatandaşımız rahat bir nefes alacak? Ülkeyi yönetenler hesap vermeden, şeffaflıktan uzak, ihaleleri bile Türk lirasını öve öve bitiremezken, dolar üzerinden yaparken nasıl vatandaşımıza rahat bir nefes alacaklar, aldıracaklar? Akılcı, bilimsel bir politikaya ihtiyaç var. Bunu da organize edecek Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bakın ben bunu net olarak söyleyeyim. Buyurun. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok ama çözecek kadrolar, çözecek programlar, planlar Millet İttifakı'nda. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde, işte Millet İttifakı'nın bileşenlerinde Allah'ın izniyle, milletimizin desteğiyle göreceksiniz. Verecekleri umuyoruz ve bekliyoruz ki erken seçim kararıyla. Ki Kasım'da mı olacak bu erken seçim? Bir Kasım'da seçim beklentisi konuşuldu kulislerde. Evet, konuşuluyor. Yani biliyorsunuz bu konuşuldu mu olmalı. Çünkü insanlara daha çok bir zaten güven ortamında sıkıntı yaşayan bir ülkede artık seçimin gelmesi gerekiyor. Vatandaşımız iktidarın politikalarından rahatsız ve ben size şunu net söyleyebilirim Emre Bey. Sokakta, çarşıda, pazarda AK Parti iktidarı vatandaşımız nezdinde sonlanmıştır. Ve bunu iktidar biliyor ve vatandaştan korkuyor. Onun için seçime gidemiyor. Hodri meydan. Yani eğer siz yani AK Parti iktidarı şöyle düşünüyorsa her şey güzel. Vatandaşımız kazanıyor. Üreticimiz kazanıyor. Vatandaşımızın hayat pahalılığı diye bir şey yok. Tarım iyi diyorlarsa o zaman korkmaya gerek yok. Seçim sandığını getirsinler. Vatandaşımız burada tercihini ortaya koysun. Ama tabii anketler yaptırıyorlar diye düşünüyoruz. Sokaklarda vatandaşı bir şekilde duyuyorlardır diye düşünüyoruz. Evet. Duydukları ses yok. Seçim sandığını getirin ve biz artık AK Parti iktidarını istemiyoruz diyorlar. 2 kere 2 ne kadar doğruysa bu da vatandaş nezdinde bu kadar doğrudur. Ahmet Bey, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan Tuz Gölü'nün altında doğalgaz yatak depolarımız var demişti. Neden bu depolardaki gaz kullanılmadı da zamlara başvuruldu? Ve bir de Karadeniz'de, Akdeniz'de doğalgaz yatakları bulmuştuk. Hatta bir YouTuber demişti kombileri açacağız, pencereleri de açacağız diye böyle bir nidalar atmıştı. Ne oldu o iş? Aynen öyle. Şimdi bakın. Asgari enerjiye erişim temel insan hakkı ve doğal haktır. Bir kere bu unutulmaması gereken bir şey. Bizim de enerji politikalarımızın temel esasını bu oluşturacak. Bunu bu hak oluşturacak. Bu çok önemli bir şey. Şimdi bakıyoruz doğalgaz depoları. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı, AK Parti'nin genel başkanı, partili Cumhurbaşkanı söyledi. Öyle değil mi?
Ne dedi? Doğalgaz depoları vesaire. Ya enerji politikaları dediğiniz konu öyle kısa vadeli 1 aylık 2 aylık programlarla olmaz. 3 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık, 50 yıllık programlarla olur. Planlamayla olur. Ancak biz daha geçen yıl bile değil, 3-5, 3-4 ay öncesinde bu ülkenin sanayicisinin şalterini indirdik. Biz daha 3-4 ay öncesinde vatandaşımızı doğal gaz kriziyle, buhranıyla, enerji buhranıyla karşı karşıya bıraktık. Daha 3-4 ay öncesinde ülkemizin enerji depolarının, doğal gaz depolarının boş olduğunu gördük, ilgilendik ve bunu ortaya çıkardık ve yaşadık. Ya şimdi konuştukları konular sanki hiç iktidarda değiller. 20 yıldır ülkeyi yönetmiyorlar. Sanki bir muhalefet partisi gibi konuşuyorlar. Ya arkadaş, ya ülkeyi yöneten sizdiniz. Doğal gaz depoları orada. Neden doldurmadınız diye sorarlar. Biz de soruyoruz. Ama sorarken çözümünü de söylüyoruz. Bakın, bundan 1 yıl önce, 1,5 yıl önce, yani bütün tutanaklar ortada. Hem televizyonlarda hem de meclis konuşmalarımda söyledim. Dedim ki doğal gaz depolarımızın dolu olması gerekiyor. Bu gidişat iyi bir gidişat değil. Doğal gaz depolarını doldurun dedik. Doldurulmadı. Krize %17-18 oranında dolu bir, yani boş denilecek bir doğal gaz rezerviyle gittik. Doğal gaz depolarımızın rezerviyle gittik. Boştu. Artı olarak Türkiye'nin tüketimi yaklaşık 61 milyar metreküp ve bizim anlaşmamız 48 milyar. Şimdi bu ne demek? Artı 5 milyar da spot piyasada. Bu ne demek? Açığımız var demek. Bunu da meclis konuşmalarımızda, komisyon konuşmalarımızda, tutanaklarda var, söyledik. Bu açık nereden karşılanacak? Hemen doğal gaz kontratlarımızı yenileyin dedik. Yenilemediler. Bakın, bu çok acı bir şeydir. Siz çıkıp vatandaşa müjde üstüne müjdeler söyleyeceksiniz. Ardından da zam üstüne zam yapacaksınız. İlk müjdeyi verdikleri zaman ilk tweet'i atan partimizin adına benim. Dedim ki ancaksız, fakatsız, öylesiz, böylesiz. Çok memnun ve mutlu olduk. Şimdi sıra bu vatandaşa nasıl yansıyacak onu anlatmaktan geçiyor dedik. Ses yok. Hiçbir şey yok. Ve vatandaşın lehine alınan ortada hiçbir karar yok. Sadece ne var? Zam var. Neden zam var? Zamanında kontratlarını yenilemedikleri için, spot piyasadan doğal gaz arayışına gittikleri için 250 dolarlık doğal gazı 1500 hatta 2000 dolarlara almak zorunda kaldılar. Bunun zammını da vatandaşımıza ödettiler. Eğer dediğimiz zaman bunların anlaşmaları realize edilseydi vatandaşımız hem bu kadar zam üstüne zamla karşı karşıya kalmayacaktı hem de doğal gaz konusunda sıkıntı yaşamayacaktık. Şimdi yine müjdeler geliyor vesaire. Ancak bu da çözüm değil. Bakın, bizim şu anda gördüğümüz noktalara göre doğal gazımız çıksa dahi günlük doğal gaz üretimimiz bizim 10 milyon metreküp olacak. Hadi çıksın 25 milyon metreküpe. Günlük tüketimimiz ne kadar? 300 milyon metreküp. Yani bunun planlamanın, programlamanın siyasetten dışarısında bırakarak, çünkü siyasi bir olay değildir bu. İhtiyaçtır enerji, haktır. Bunu siyaset dışı bırakarak, siyasi olarak kullanmadan bir insan hakkı görerek hem doğal gaz depolarımızın doldurulması şart, hem de doğal gaz anlaşmalarının kendi doğal gazımız olduğunu söyleyerek, masaya kendi doğal gazımızı ortaya koyarak konuşmamız lazım. Peki ne oldu? Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan yurt dışına gitti. Masada doğal gaz rezervimize ait herhangi bir dosya veya bir rapor var mı? Yok. Diğer ülkelerle görüştü var mı? Yok. Neden soruyoruz bunu? Onu da söyleyeyim. Bir ticaret yaptığınız ülkeye doğal gaz anlaşmaları için gittiğiniz zaman kendinizin doğal gazını da masaya koyarsınız. Öyle değil mi? Hem fiyat açısından hem de tedarik açısından. Ama partili Cumhurbaşkanı, efendim işte enerji lobilerine teslim olmuş Enerji Bakanlığı, gittiği ülkelerde yaptığı anlaşmalarda rapor ortaya koymadılar.
bir kanıtlanmış, ispatlanmış rezervin olduğunu diğer ülkelere anlatmanın yolu rapordur. O rapor yok, teknik rapor yok. Yani şu anda bildiğimiz söylemler sadece partili cumhurbaşkanının ve efendim enerji bakanının açıkladığı rakamlar. Yani lafta kaldı öyle mi bu yok, müjdeler? Yok, rapor, teknik rapor yok. Teknik rapor olmadan siz şu kadar doğal gazımız var, bu kadarı çıkarılabilir doğal gaz, bu kadarı da ispatlanmış rezerv nasıl diyeceksiniz? Eğer rapor varsa, teknik rapor varsa bunu neden dünya ülkelerine ifşa etmediniz, açıklamadınız da vatandaşımızı pahalı doğalgazla karşı karşıya bıraktınız? Bunları hep soruyoruz ama bir cevap alamıyoruz maalesef. Peki efendim, son sorum. Konutlarda kullanılan doğalgazda Eşel Mobil sisteminden bahsediliyor. Yani her ay otomatik olarak zam yapılması. Bu mümkün olur mu? Yani biz böyle bir durumla da karşılaşır mıyız? Yani her ay yeni bir konutlarda kullanılan doğalgaza zam beklentimiz olacak mı? Şimdi şöyle, tabii şu anda doğalgaz tüketimimiz düştü. Doğalgaz tüketimimiz düştüğü için doğalgazdaki süreç de azalmış durumda. Ama olması gereken şudur. İktidarın, AK Parti'nin, Enerji Bakanlığı'nın şu anda bu süreçte bütün planını, programını yapıp önümüzdeki süreçte tüketimin en yoğun olacağı süreçte vatandaşımızı sıkıntıya sokmamaktır. Sanayicimizi sıkıntıya sokmamaktır. Ama baktığımız, gördüğümüz şu, şu anda önümüzdeki kış için herhangi bir hazırlık yok. Vatandaşımız yine sıkıntılarla karşı karşıya kalabilir. Zam konusu da şudur. Zam konusu bana göre gelecek, daha da gelecek. Çünkü bir hazırlık yok, bir planlama yok. Bakın söylüyorum, uyarıyorum. İktidara diyorum ki şu anda planınızı, programınızı yapın. Süreçlerinizi tamamlayın. Eğer bunu ve ortadaki müjdelerle duyurduğunuz doğal gaz rezervimizi açıklayın. Uluslararası görüşmelerinizi yapın. Eğer bunu yaparsanız zam yapmanıza gerek kalmaz. Ama ortada böyle yapılan bir çalışma yok. Yine yanlış politikalarının bedelini maalesef vatandaşa ödetme var. Gördünüz sanayiye %40 daha zam geldi. Ya sanayici buna nasıl dayanacak? Allah aşkına. Üretiyi, yani siz konuta %30 efendim yapıp sanayici %40 yapıp konuta bir yılda %85 yapıp sanayiciye %460 zam yaparak yine tüketiciye zam yapmış oluyorsunuz. Üretici bunu faturasına ekleyecek ve binecek. Yine zam olacak sonuçta. Ve bu faturayı yine vatandaş ödeyecek. Anladığımız kadarıyla 2023'e kapkara bir kışla gireceğiz. Öyle mi? Maalesef yani bunun olmaması gerekir. Bunun olmaması gereken bütün uyarıları ve çözüm önerilerimizi anlatıyoruz. Bununla alakalı. Efendim çok teşekkür ederiz. Bu önemli yorumlarınızı, bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için Sayın Ahmet Akın, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı. Sizinle birlikte olmak çok güzel. Hem size hem de Yeni Çağ ailesine ve izleyenlere selamlarımı, sevgilerimi ve saygılarımı gönderiyorum. Enerjisi bol, yaşanabilir bir Türkiye'de ucuz, ulaşılabilir enerji ve insan hakkı olduğunu unutmadan kamunun elinin hissedildiği ve enerji yoksulluğu veya yoksunluğu değil, enerji zenginliğinin olduğu bir Türkiye'yi hep birlikte en yakın önümüzdeki ilk seçimde inşa edeceğiz. Çok teşekkürler efendim. Tekrar görüşmek üzere. Sağ olun. Sevgili seyircilerimiz, sizlere de teşekkür ederiz. Bizleri izlediğiniz için lütfen bu yayını beğenip paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı ve bir de bizi sosyal medyada takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.